Burası Sarıyer Köyü. Ankara ilinin Nallıhan ilçesine bağlı bir köy. Bu köydeki kardeşlerimiz diğer köylerden farklı olarak çok yararlı bir uğraşı içindeler. Tarım izciliği adı verilen bu çalışma, ülkemizde ilk kez bu köyde uygulanmaya başlandı ve bugün yurdumuzun diğer illerindeki kardeşlerimize doğru yaygınlaştı. 10 ile 15 yaşı arasındaki arkadaşlarımızın katıldıkları tarım izciliği çalışmalarında birinci basamağı aday izci sınıfındaki 10-11 yaşları arasındaki kardeşlerimiz meydana getirmektedirler. Derslerinden arda kalan zamanlarda hem neşeli zaman geçiriyorlar hem de ileride kendilerine yararlı olacak bilgiler kazanıyorlar. Erkek tarım izcileri oymağının aday izcileri, köy kavaklığındaki kavakların sürgünlerini temizleyerek onların gelişmesine yardımcı olurlarken, kız tarım izci oymağının aday izcileri ise aynı kavaklığın otlarını temizlemek suretiyle iş bölümünün güzel bir örneğini vermektedirler. Ben tarım izci oymağının aday izcisiyim. Buraya kavakların dip sürgünlerini toplamaya geldik. İya iya oy! Çiftinde arılar, vız 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 vız. Tarım izci oymaklarında yetkinler sınıfı çalışmaları genellikle önceden alınan bir projenin gerçekleştirilmesi şeklinde oluyor. Tarım izcisi arkadaşlarımıza bu projelerin gerçekleştirilmesinde oymak başlarının yanında bu konuda uzman kişiler de yardımcı olmaktadır. İzciler tüm büyüklerini sever ve sayarlar. İşte Havva teyzenin elinden sepetini aldılar ve ona yardım ederek içindeki civcivleri yavaşça dışarıya çıkarıyorlar. İzciler başkalarına yardımdan kıvanç duyarlar. Bugün böyle bir çalışma için oymakça önceden sapladıkları saatte toplanarak köyün bahçelerine doğru sevinçle yola çıktılar. Severek yediğimiz üzüm ve meyveleri bize veren asma ve meyve ağaçlarına bakmak, onları zararlı hastalık ve haşerelerden korumak gereklidir diyordu ziraat mühendisi Yalçın abi. Fakat özellikle ilaçlama konusunda son derece dikkatli olmak gerekiyordu. Tarım izcisi arkadaşlarımız da liderleriyle birlikte kendilerine tarımsal çalışmalarında büyük yardımlarda bulunan ziraat mühendisi abilerin söylediklerine uyarak bu işi de başarıyla yaptılar. Sütünden, yününden, derisinden ve etinden yararlandığımız hayvanlarımızı da unutmamalıyız. İşte arkadaşlarımız da bu düşünceyle koyunları ve kuzuları için yonca biçmektedirler. Zaten izciler hayvanları sever ve korurlar. Her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.